Dostlarım öncelikle herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erden Timur hakemlerin peşini bırakmıyor. Telefon görüşmeleri incelensin talebi. Galatasaray'ı bu sene adeta durdurmaya çalışan hakemler Türkiye Kupası'nda yine iş başındaydı. Çok bariz iki penaltımızın verilmemesinden sonra Erden Timur artık yumruğunu masaya vuruyor. Fanatik gazetesinin bugünkü haberine göre Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşükten sonra var kayıtlarını dinleyerek hakemlerin iletişimde bir anormallik olduğunu fark ediyor. Bu durumdan sonra da Erden Timur, Orta Hakem Kadir Sağlam ve var hakemi Özgür Yankaya'nın telefon görüşmelerinin incelenmesini talep ediyor. Erden Timur'un düşüncesi açık ve bariz şekilde maçtan önce talimat aldıkları bu durum üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini söylüyor ve Erden Timur da Başkan Dursun Özbek ile görüşerek savcılığa bu talebin yenilemek için bir toplantı gerçekleştirecek. Eğer başkandan da onay çıkarsa Erden Timur hakemlerin görevini kötüye kullanma suçundan dolayı telefonlarının bir hafta öncesinden dinlenmesi talebinde bulunacağı yazılıyor. Fanatik gazetesinin bu iddiası gerçekten çok ciddi ve Erden Timur bu olayın peşini bırakmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray'da takıma fizik ve tempo dersi Son haftalarda hakem hatalarına isyan eden Galatasaray'da olağanüstü hal ilan edildi. Oynadığı son üçlük maçında da rakiplerinin kırmızı kartının pas geçildiğine dikkat çeken Sarı Kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk futbolcularla yaptığı toplantıda sahada çok ama çok daha güçlü olmalıyız buna mecburuz Maruz kaldığımız durum yönetimler ortada dedi. Bu nedenle Okan Buruk Galatasaray takımının puan kaybı yaşamaması adına çalışma programını ağırlaştırdı. Milli takım arasında Galatasaraylı oyunculara 5 gün, Güney Amerikalı Muslera, Torreira ve Icardi'ye ise 6 gün izin veren Okan Buruk bu kez farklı uygulamaya gitti. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın 28. haftayı bay geçecek olmasına karşın oyuncularına sadece bir gün izin verdi. Bunun en önemli nedeni ise Okan Burun lige verilen aralar nedeniyle Galatasaray'ın son aylarda çok az resmi maçı çıkmasının takım temposunu, fizik gücünü ve ritmini olumsuz etkilediğini teşhis etmesi. Takımın temposunun, fizik gücünün ve ritminin ligin ilk yarısına oranla geride olduğunu belirten 49 yaşındaki teknik adam bu nedenle futbolcularına bir gün izin verme kararı aldı. Sarı kırmızılı takımda taktik çalışmalar sıklaşacak. Zanyola başta, Icardi, Torreira, Boa gibi isimlere fiziksel açıdan daha güçlü olmalar adına yüklemeler yapılacak. Galatasaray sahada daha iyi ve dominant bir oyun ortaya koyup şampiyonluk hedefine 9 maç kala sorun yaşamamak için dersine iyi çalışacak. Galatasaray'da da Abdülkerim Nelson gerçeği. Sarı kırmızılı takım savunma göbeğinde Nelson ve Abdülkerim Bardakçı'yı bozduğu bir maçta daha zorlandı. İstatistikler de bu ikilinin Galatasaray için önemini ortaya koyuyor. Nelson ve Abdülkerim birlikte 20 maça çıkarken rakiplere 13 gol izni verdi ve maç başına gol yeme oranı 0.65 oldu. İkilinin bozulduğu diğer 10 maçta ise Sarı Kırmızılar Kalesi'nde 10 gole engel olamadı. 11 hafta kalesini gole kapatan Galatasaray'da 9'unda tandemi bu ikili oluşturdu. Nelson'un oynamadığı Konya deplasmanında ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi sona ererken kupada da Başakşehir turu geçen taraf olmuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun da büyük hayali. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızı formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmanın hayalini kuruyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için sabırsızlanıyor. Devler Ligi'nde kendini kanıtlamak isteyen Kerem, daha sonraki sezonda kulübün menfaati doğrultusunda iyi bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir. Galatasaraylı futbolculardan Hakem ve Varisyani Galatasaray'da hem yerli hem yabancı oyuncular neden bizim her maçımızda hakem hataları yaşanıyor? Neden penaltılarımız verilmiyor? Neden rakiplerimizin kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda kırmızı kart çıkmıyor diye isyan etti. Hakem hataları nedeniyle kaybedilen maçın ardından futbolcular soyunma odasında aldıkları kararla yayıncı kuruluşa ve gazetecilere hiçbir açıklama yapmadı. Oyuncular kulüp yetkililerine konuşursak hakemleri eleştireceğiz. Sonra bizi disiplin kuruluna gönderecekler. Ceza alma ihtimalimiz doğacak. Bu nedenle biz konuşmayalım diyerek maç sonrası açıklama yapmamaya karar verdiler. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.